Merhabalar dostlar. Gebze'den selamlar, sevgiler sunarak Gebze Can Çiçekçilik'ten bir video yapacağım. Böyle farklı türler var, güzel renkler var. Onları sizlere göstereceğim. Hemen başlayalım çiçek turumuza. Öncelikle geçmiş videolarda da palmiye peyzajdan görüntülemiştim katlı çuhalar. Çok farklı bir orkide var. Terlik orkide. İlk defa gördüm. Onu göstereceğim size. Cymbidium orkide var. Hatta bende ilk ondan vardı. Birkaç yıl önce açmıştı yeşil. Sarımtırak, hoş bir renkte. Aynı renkten burada da var. Başka renkler de var. Başka güzel renklerde orkideler de var. Farklı türlerle şöyle güzel bir renkli bir sera gezisi ile bismillah dedik. Evet, müşteriler geliyor gidiyor. Necla Hanım, ben geldim yine. Hoş geldin. Bugün yeni video çekeceğim inşallah. Sağ olun. Şöyle düzenlenmiş çünkü o yüzden. Evet, sevgililer günü, 14 Şubat sevgililer gününe özel güzel renkler mevcut. Evet, bu gördükleriniz Çuha. 20 lira arkadaşlar. Fiyatlarını da mümkün olduğunca sizlere söylemeye çalışacağım. Şurada farklı bir Çuha türü var. Bakın şöyle volanlı. Herhalde böyle bir deneme yapılmış, üretim farklı ama şöyle yayıla açan şu renkler daha güzel diye düşünüyorum. Hiç gerek yok öyle maceralara diyelim. Şimdi katlılara doğru gidelim arkadaşlar. Böyle dışarıdan başladım, sabredin. O bir de lilyumlar var, çok güzel, geçerken kokusunu alıyorsunuz. Çok az dışarıda var, gördüm abele. Aa, az daha aşağıdan olacak. Tamam, evet, tarif de veriliyor aynı zamanda nasıl dikeceğini. Evet, tecrübeyle sabit. Bu da şuraya bir daha gömecek. Tecrübeyle sabit. Evet arkadaşlar, sizler de bakın, fidan aldığınız zaman aşı yerini kesinlikle toprak altında bırakmıyorsunuz. Yoksa yabani çıkıyor, onu öldürüyor. Ben denedim onu. Bir bilgi olsun. Şöyle devam edelim. Bakın nergisler gelmiş. Çan çiçeği gelmiş. Maviş denilen kampanula çıtı pıtı renklerde demet halinde. Şöyle hemen şunu göstereyim arkadaşlar. Bunlar 11 ay çiçeği. 11 ay çiçeği ben ilk gördüğümde sardunya zannetmiştim. Acemilik dönemlerimde tabii ki. Şöyle kumkuatlar, meyveler. Yine 11 ay çiçekleri. Bakın çok hoş, kendi nevi şahsına münhasır. Renkleri de çok tatlı. Evet, zaman zaman aldığım, geçmiş videolarımızda da gördünüz. Sonraki seneye kaldı, kalıcı, dayanıklı bir türdür ama takibini yapamadım herhalde. Hani genelde bitkiler üstten gidiyor. Sonradan da unutuyoruz. Unuttuğumuz zaman da takibini yapmadığımızda çiçekleri kaybedebiliyoruz. Yani yerleri, bakın bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz var ya, hani türkü, o geldi aklıma. Ay, yine çiçekler bizi böyle coşturdu. Evet, bu renkleri böyle görmek çok güzel. Doğada rengarenk çuhalar bulunmakta. Özellikle bizim köyümüz diyelim, Karasu'da, fındıklıklarda. Ama tabii böyle değil. Bahçemde de var, sizlerle paylaşıyorum. Evet, palmiye peyzajdan görüntülemiştim. Bunları gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Bakın her yerde, her serada artık görebilirsiniz. Şöyle özellikle mor, katlı. Bunlar katlı da mor renk özellikle bizi daha bir cezbediyor. Sizler de öylesinizdir muhakkak. Şöyle baktıktan sonra bakın burada kasa kasa katlı çuhalar devam etmekte. Şöyle üzerine şöyle yine nergisler sanki ayrılmış, özel olarak dikilmiş böyle sunumda. Nergisler biliyorsunuz baharın ilk açan çiçeklerinden. Genelde soğanlı türler baharda açıyor. Ama nergisler ilk açanlar, hatta Aralık Ocak'ta da açanları var. Şimdi burada kampanulaları görüyorsunuz. Kampanula, kampanula karpatika mı yanılmıyorsam, birçok türü var zaten. Şöyle alayım bir buket böyle çıtı pıtı renkleriyle tomurcuk vermiş, bir taraftan veriyor arkadaşlar. Devam ediyor açmaya. Full açtığı zaman çok daha etkileyici bir görünüm sunmakta. Evet, çan çiçekleri genellikle dayanıklı oluyor. Kalıcıdırlar, bunu da söyleyeyim. Kışın bahara doğru toparlanıp çoğalıyorlar. O şekilde. Dur şöyle. Ay arkadaşlar bakın, şimdi burnumu temizledi. Yine burnumu sokmuşum. Lilyumlara. Lilyuma sokmuşum kok. Olsun. Çok güzel kokuyordu arkadaşlar lilyumlar. Yine o ucu sarı sarı boyamış, evet. Demek. Ay evet, fiyatlarını merak ediyorsunuz arkadaşlar. 100 liraymış bu demet kampanula. Kalanşo da öyleydi değil mi? Evet, kalanşo. Dün gördüm, çekeceğim şimdi. Evet. Arkadaşlar dün geldim de ben şimdi dün yeni gelmişti çiçekler, düzenlediler. Bugün de işim vardı, geldim. Dedim şöyle hem düzenlendi böyle sizler için çekmiş olayım. Bakın gül demetleri, bunlar da saksıda. Fiyat 150. 150 lira. Bunlar da yeni başladılar ki şimdiden sonra bol bol açıp güzelliğini. Yani bak, evet böyle. Gül. Gibi, evet, bodur demet gül, yani bunların özelliği hem mini gül olarak geçmekte. Evet. Şimdi yavaş yavaş gidelim güzelliklere doğru. Lilyum şöyle kokladım, şu bölümü renk verdi. Şöyle bakın, çok güzel, çok lilyumlar. En son Can Çiçekçilik videomuzda da yine farklı lilyumlar vardı. Hatırlarsanız o videolarımızı izleyenler. Şöyle karanfiller de işte yeni başladılar. Full açtıkları zaman çok daha hoş görüntüleri olmakta. Şöyle devam edelim. Görün arkadaşlar. Evet, ben sizi fazla bekletmeden direkt Cymbidium orkideye geleyim dedim arkadaşlar. Cymbidium orkide arkadaşlar benim, hatta Can Çiçekçi'den pazarda satış yapıyordu o zaman. Pazarda yer açmıştı, Darıca pazarında o zaman almıştım ama inanın çiçeği üzerindeyken almamıştım. Şöyle farklı bir tür gibi gelince bana, dedim ben alayım. O şekilde aldım. Hatta o zaman da hatırlıyorum 10 liraya aldım. Kaç sene önce, 7-8 yıl önce arkadaşlar. Şimdi pazarda açmıyorlar daha stand. Böyle burada gördüğünüz gibi büyüttüler bayağı bir geniş alanda. Her türlü hem iç mekan hem dış mekan türler burada mevcut. Ayrıca tarla, bahçe, fidan, fide, onlar da mevcut. Özellikle ofisler için çok güzel alternatifler olmakta. Bakın son zamanların trendlerinden starliçe, yeşil, şöyle geniş yaprakları ile çok güzel bir görünüm sunmaktalar. O gibi yerlerde, yani ofislerde, evlerde de, tabii salonlarda da bizler yetiştiriyoruz. Benim de var biliyorsunuz. Sizlere çatıdan gösteriyorum. Şimdi bu, evet bu çıkmıştı. Ben aldığımda şöyle, hep söylüyorum ben farklı diye alıyorum. Sonra sürpriz yapıyor. Açtığı zaman o kadar çok sevinmiştim ki. Şöyle... Bakın sonra ben Orkidemir serası var. Beykoz, Mahmut Şevketpaşa mıydı neydi yanılmıyorsam yeri, semti. Orkidemir serası sırf bu Cymbidium orkideleri üzerine, böyle orkidenin cenneti, yani Cymbidium orkide üretim çiftliği gibi düşünün. O videomuzu izleyebilirsiniz. Birçok rengini orada görebilirsiniz ve boylu çok coşkulu renklerde görüntüler o videomuzda var. Bakarsanız 3 yıl kadar önce çekimlerini yapmıştım. Bakın yine burada başka renkleri, ama o Orkidemir'de pembesi, işte hatta kahverengimsi gibi renklerde de vardı arkadaşlar. Hemen şuraya geldim, şunu göstereceğim size. Guzmanya değil de, ay neydi bu, Cuphea. Cuphea şöyle çiçek açmış. Bakın çok hoş yaprak yapısı var. Daha kendi nev-i şahsına münhasır diyelim yine. Çiçek yapısı da aynı şekilde. Bu çiçeklerin içlerinden de mavi mavi böyle tomurcuklar da çıkmakta ilerleyen dönemlerde. Harika bir etkileyici bir görüntü olmakta. Onu da böyle göstermiş olayım. Devam edelim. Serada diğer renklere doğru yolculuğumuza. Evet, size videonun başında söylemiştim terlik orkide. Dün gördüm, sonra araştırdım. Terlik orkide, neden terlik orkide? Önünde terlikimsi bir yapı var. Aynı böyle eski zaman çarıkları olur ya, o tarzda. Keşke şöyle naylondan çıkartıp da gösterebilsem size. Bakın görüyor musunuz? Önünde şöyle bir yapısı olduğu için terlik orkide diyorlar. Genelde bu tür çiçeklerde, yani böyle haznesi olan çiçeklerde genelde su birikintisi oluyor veya böcekler geliyor, bir şeyler ve o bitki oradan beslenmekte. Şimdi çok araştırmadım ama mesela farklı ay şimdi adı gelmedi aklıma. Testi orkide miydi ya? Yine böyle hep ayakkabı tarzında uzuyordu çiçekleri o şekilde. Yine şu renge benziyor. Evet arkadaşlar, bu bir tane burada. Fiyatını da şimdi sordum Necla Hanım'a. 500 lira. Evet, çok farklı bir tür olarak şöyle hafızalarda olsun. Bilimsel adı var ama şu anda onu çok söyleyemiyorum. İki kelimelik bir ismi var. Ama terlik orkide diye yazdığınız zaman internette bulabilirsiniz. Hemen diğer orkideleri de şöyle bir göz atalım. Harika renklerde beyazı, lilası, pembesi ve şuradakiler. Benim favorilerim orkidelerde. Bakın mesela alsam içinde bunu alırım. Bakın çok güzel. Bu orkidelerde 700 lira gibi bir fiyat. Dün sormuştum Necla Hanım'a. Bakın çok güzeller. Şimdi hediye olarak herkes bütçesine göre, sevdiği zevkine göre tercih edip alır tabii ki. Yani bunlar 700 lira, 100 liraya ortalama. İşte kampanulu da çok güzel, cici, çıtı pıtı. Mesela kalanşolar da şimdi burada var. Şöyle renkleri kalanşolar. Her videoda gösteriyorum muhakkak. Kalanşolar da uzun süreli yine renkli olan çiçeklerden. Şöyle kasada da var. Buketler halinde yeni açmaya başlamışlar. Ve arkadaşlar şu gördükleriniz Sindirella, Sindirella denilen bol çiçekli, canlı renkli olan çiçekler. Geçen yılki videolarımıza bakarsanız, yani hangi Mart, Nisan gibi bakarsanız bol renkli Sindirella çiçeklerini görürsünüz. Şimdi yeni başladılar bunlar. Şimdi şuna bakın, para ağacı arkadaşlar, çiçek açar mı diyor. Ben daha önceki videolarda sizlere buradan görüntüledim ve muhteşem açmış. Gideyim yanına, para ağacının çiçek yapısını şöyle yakından göstereyim sizlere. Arkadaşlar bu arada şöyle hazine buldum. Çiçek, hatta şu farklı. Bunlara tek tek bakacağız ama az önce değindiğim para çiçeğin çiçeklerini bir göstereyim size. Sonra onlara döneceğim. Bakın bunu daha önce de size görüntüledim aslında geçmiş yıllarda. Bakın gövdesi ağaç gibi olmuş. Bu şekilde ve çiçekleri de böyle. Arkadaşlar yani hemen hemen bütün bitkiler çiçek açar. Çiçekle ürerler. Çiçek açmayanlar sporla üreyenler. Eğrelti otu gibi bitkiler. İşte yosunlar falan farklı bir özellikte. Ama bütün çiçekler, bitkiler çiçek açar. Şu gördüğünüz yeşil bitkiler hepsi çiçek açar ama belli ortamı olduğu zaman açıyor. Onların da kendine has çiçekleri olmakta. Mesela kılıç çiçeği, ben ilk yetiştirdiğim yıl çok hoş çiçekleri oldu, açtı. Ama onlar daha beyaz, daha ince, hani çok gösterişli olmuyor. Yaprak formu, görünümü ile evde bir hoş olan, duran bitkiler onlar, yeşillik olsun anlamında. Evet, şöyle görüyorsunuz. Yakın gayet de güzel görülmekte arkadaşlar. Bunlar bizim evlerde uğur getirdiğine inandığımız, daha doğrusu inanılan desem daha iyi olur. Ben böyle şeylere çok ihtimal vermem yani. Bir bitki ancak havayı temizleme gibi özelliği oluyor. O tür faydası olur. Bu bilimsel bir gerçek ama hani bu evde olduğu zaman para gelir diye, bolluk bereket olur diye öyle bir şeye çok ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Evet, hazine. Ay, hazine burada kız. Ay, tatlılık. Sen de buraya mı geldin? Şimdi şunu biliyorsunuz, süsen. Bundan var bahçemde. Mavi mavi açıyor. Süsenin biraz daha ince yapraklı farklı türü. Bakın bir pakette 3, 4, 5, 6, 7 tane falan var. Şunu merak ettim. Çıkartamadım ama araştıracağım. Tanıyor muydum da hatırlayamadım mı? Gleol mü? Değil. Değil. Bakın şöyle soğanları var. Ve alacağım da bir tane ben şimdi bundan. Neler var başka? Marul falan, maydanoz zaten onları biliyoruz. Ama bakın yaz... Aster diyor ama aster değil bu, yaz patı, saray patı çiçeği. Aster, acaba aster de mi deniliyor onu bilemiyorum ama aster başka, yıldız patı aster ama bu saray patı. Eğer olursa gerçekten çok güzel. Perihan ablanın bahçesinde kendisi yetiştiriyordu her rengini. Hüsnü Yusuf zaten sevdiğim, değer verdiğim bir tür. Horozibiyi, mine çiçeği, bu yer minesi arkadaşlar ama bunlar seralarda zaten çok rahat bulunabilir. Hiç alıp da uğraşmaya değmez diye düşünüyorum. Karışık çiçek diyor. İçinde erengül de var. Papatya falan. Bunu da ben almam ben olsam. İpek çiçeği evet alınabilir. Ama seralarda oluyor. Uygun oluyor küçük viyollerde. Kadife çiçeği de çok yaygın olan bir şey. Aslan ağzı da aynı şekilde ben de alıyorum arkadaşlar. Sizlerle paylaşıyorum. Bunu böyle tohumdan yetiştirmiyorum. Çünkü çok rahat bulunuyor. Fidesi 10 lira. 6 lira gibi, geçen yıl 6 lira gibi almıştım. Evet, yine yer minesi, kadife, bunlar şebboy. Evet, arıyorduk, şebboy aranıyor. Bu yetiştirilmeye değer bir tür, kalıcıdır çünkü bir taraftan da devamlılığını sağlayabilirsiniz. Güzel karışık renkler. Bir kere ben de almışlığım vardır. Bazı aktarlarda ben özellikle, bana soruyorlar arkadaşlar nereden alabilirim diye. Hatta ta bugün bir mesaj geldi, yüksük otu çan çiçeği tohumu güvenilir, nereden alabiliriz diye. Sitelerden, internetten, sitelerden alın diyemem. Ben de aldım, yanıldım. Böyle Bauhaus gibi yapı marketler veya ziraat oluyor arkadaşlar. Ziraat dükkanlarında, yani tarım malzemeleri satılan dükkanlarda da bazen rastlanıyor. Full çok çeşit olmuyor ama ben geçen bir yere girdim. İnanın başka yoktu. Çan çiçeği sarmaşığı gördüm ve aldım da. Yine aldım, işte zaafım var. Şimdi hercai menekşeler yine değmez almaya, onu söyleyeyim. Yine şöyle Hüsnü Yusuf, maydanoz. Abi, yediren limon var mı diye. Şu farklı geldi. Bunu alacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size şurada bir çiğdem göstereceğim. Beyaz çiçekli çiğdem. Şöyle. Ay, orada toplu bir şekilde daha güzel duruyordu. Şimdi böyle yayıldı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Prenses, prenses bunlar. Bir tane çiğdem gördüm. Diğerleri nergis. Şunu şöyle koyayım. Anlar herhalde Necla abla. Onu dün mü aldı arkadaşınız herhalde size? Dün. Biraz ama gitmiş. Dün 2 tane görmüştüm ben. Acaba bir yerden yeni mi çıkartır? Bakın arkadaşlar, Gloksinya bardak menekşesi de deniliyor. İçinde tomurcukları da var bir taraftan. Şöyle bakın, morun o egzantrik güzelliği, etkisi insanı sarıyor. Bakın tomurcu ve yeni gelen tomurcuklar. Bunları görmek, gözlemlemek çok güzel. Yaprakları kadifemsi. Normalde evde, yani biraz da serin de olması lazım. O şekilde çok, hani aşırı rüzgarlar olsun, soğuk, don şey yapmaz, tolere etmez yani. Menekşeler gibi, normal evde yetiştirilen menekşeler gibi muamele etmeniz gerekmekte. Şöyle bakın şu güzelliğe. Evet, sizlere güzelliklere kadraj tutacağım dedim. Ve şu orkidelere göz atalım yine. Evet, şöyle. Yer var mı arabanın arkasında? Araba müsait. Çok güzel. Yine hava çiçekleri. Şunun rengi hoş. Evet, şurada iki renk orkide var. Onları da alalım. Bakın şunun ince noktalar halinde. Rabbimin sanatı sonsuz arkadaşlar. Aziz Allah Celle Şanuhu, Rabbim tüm darda kalanlara yardım eyle ya Rabbim. Ümmeti Muhammed'e sen felaha ulaştır, darda kalanlara, zulüm altında inleyenlere ya Rabbim. Allah'ım öncelikli duamız o. Evet arkadaşlar, ezan da gerçekten çok etkileyiciydi. Çok hoşuma gitti. Hepsini olmasa da birazını sizlere dinlettim. Uzak memleketlerde, yurt dışında yaşayan çiçek dostlarımız özlüyor ülkemizdeki ezanımızı. O yüzden arada rastladıkça böyle yer vermeye de çalışıyorum. Evet, şimdi bu size ruj çiçeğini göstereceğim. Başka yerdeydi, buraya astım onu rahat rahat görüntüleyeyim diye. Arkadaşlar şöyle bakın, sarkıcı bir tür, yaprakları kalın, sert, biraz mum çiçeğini andırmakta. Yanılmıyorsam yakın ailede, benzer aileden olmakta. Şöyle, neden ruj çiçeği deniliyor? Bakın ilk tomurcuklar çıkarken, çiçek tomurcukları ruj şeklinde çıkıyor. Sonra çiçek açılıyor. Nar çiçeğini de andırıyor biraz. Çiçeğin açılış yapısı şöyle. Renkleri çok hoş. Bordodan mesela tomurcuk haznesi bordo, içi kırmızı. Harika bir sanat eseri diyebiliriz. Şöyle alayım, ben onu buraya astım. Şimdi mandalina ağacına da çok yük vermeyelim. Şöyle biraz daha göstereyim. Evet, mum ruj çiçeği ilk yıllarda diyeyim, ben de yetiştirmiştim, dal vermişti bir arkadaş. Sonra kediler devirdi gitti, daha da nasip olmadı. Şuraya mı takmıştı onu, bir bakayım, takayım da öyle. Evet, salkım saçak. Harika bir güzellik. Evet, hemen bırakıp gitmiyorum. Şöyle ilk defa görenler olabilir. Bakın pırıl pırıl. Harikulade bir güzellik. Evet arkadaşlar. Evet, çanta çiçekleri de yavaş yavaş sıraya girmek üzere. Şöyle biraz görüntü alalım. Daha full açıp mesela yaprakları görünmüyor. O şekilde olunca daha etkileyici bir görünüm sunuyor. Bu arada narenciye türleri çok burada arkadaşlar. Burada can çiçekçilikte satılan narenciyeler, limon, mandalina, kumkuat ve kendi içinde birçok türü var ki bunlar soğuğa dayanıklı türler. Neden dayanıklı? Çünkü daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Dragonfly diye bir bitki var. Çok sağlam, çok dayanıklı. Onlara aşılanıyor bunlar. O yüzden bölgemizde gayet de rahat. Karadeniz bölgesi olsun, Marmara bölgesi olsun yetiştiriliyor. Ama hani karasal iklimde çok bir şey söyleyemeyeceğim. Burada yedekte olan lilyumlar arzda var. Böyle fazlalıklarda şimdilik dışarıda satıldıkça yerlerini alıyor. Buraya ben pek gelmiyorum. Burası seranın arkasında bir yer. Bakın şu limon ağacına yerde değil, büyük saksıda bol bol vermiş üzerinde limonlar. Ah şu mandalinaya bak. Kocaman. Şöyle. Detaya çok inmedim arkadaşlar. Biraz da buradan görüntü alayım dedim. Meyveleri üzerlerinde. Şöyle gelelim. Görelim. Evet, oldukça çok limon, mandalina, narenciye türleri var. İstediğiniz boyutlarda. Bakın mesela farklı bir tür limon bu. Şimdi cinsini ben bilemeyeceğim ama yapısı farklı. Şöyle bakın. Şöyle geldim. Böyle ilerliyorum. Bayağı yolu şey yaptım. Bakın bu fırça çalısı. Şöyle çiçeğini göstersem hatırlayacaksınız ama. Şöyle Kalistemon. Büyük boyutlarda. Evet, büyük, küçük, istediğiniz boyutlarda olmakta. Her türlü ağaç türler var. Şimdi geri dönüyorum. Şöyle bakın nasıl, nerelerden. Evet, Akdeniz'de değiliz. Bir portakal bahçesi. Evet, oradan da videomuz var. Finike'den hatırlayanlar. Kumluca'da daha doğrusu portakal bahçesinden görüntüler almıştım ama hayran kalmıştık. Yerinde muhakkak çok daha güzel olmaktalar. Şöyle gidiyorum. Bakın seranın dışında müşteriler de var ama Necla Hanım yalnız. Bugün yalnız. Evet, şöyle dönüyorum. Başka bir bölüm. Ve burada oldukça çok güller var. Burayı açmışlar. Dolduracaklar muhakkak. Bakar mısınız? Meyvelere, limon, narenci. Şu kısım oldukça farklı güller var. Türk gülü var. Kırmızı, beyaz, karışık ebruli. Ne ararsanız var arkadaşlar. Bakın gardenya, mis kokulu beyaz çiçekleriyle bahçelerde hoş kokulu bir tür gardenya. Onu da gördük. Hepsi zamanı geldikçe arza çıkıyor. Zaman zaman değişimler, dönüşümler olabiliyor. Sıklamenler, ben fiyat söyleyeyim size mümkün oldukça. Bakın sıklamenler 75 lira. Açelyeler 150 lira. Şöyle 350 lira şu lilyum demetleri. Evet, bu orkideler 700 liradan başlıyor gibi bir şey söylemişti ama tekrar terlik orkideyi göstereyim. 500 lira. Gloksinya 150 lira mıydı? İnşallah yanılmıyor. 150 lira gibi aklımda kaldı. 100 lira kalanşolar. Buradaki kalanşolar 75 lira zannedersem. Şunlar mı 100 lira? Yeni, bakın. Yeni olduğu için. Ve kampanulalar da 100 lira. Onu söylemişti zaten. Böyle arkadaşlar, şöyle dışarıdan bitireyim. Şu tohumu ayırdım. Soğanlı bir tür. Ne olduğunu bilmiyorum. Bahçemde inşallah sağlık olursa göreceksiniz. Şöyle küçük soğanları olan glayöl mü? Bir tür glayöl. Palyaço diyeceğim. Değil. Ben şimdi araştırırım bunu. Onu kenara aldım ve dışarıdan bitireyim. Tekrar şöyle çuhalara şöyle bakıp şu renklerle gözlerimizi şenlendirelim. Evet, kargo yapıyor diyordum ama kargo ile şu anda Cengizhan kardeşimiz de hasta zaten, ilgilenemiyor. Kargo zor. Yani bölgenizde de muhakkak seralar varsa bakın, pazarlarda da standlar kuruluyor. Tabii ki gördüğünüz her çiçek olmayabilir ama burada olmayan çok güzel çiçeklere de rastlayabiliyoruz böyle tek tükte olsa pazarlarda, başka farklı AVM'lerde. Mesela Japon pazarlarında rastlıyorum arkadaşlar, çok güzel ve uygun fiyatlara da çiçeklere rastlıyoruz. Ama şöyle internetten alıyorsanız genelde bilinen isimler sayfaları olabiliyor. Orada yorumlarda da zaten yazıyor alan kişiler. Biraz fikir edinebiliyorsunuz hakkında. Yani denemek için önce az miktarda, yani bedeli olanlardan başlayın. Güvenilirse ötekileri de alabilirsiniz. Öyle birkaç yer var. Ben de hani çok aramıyorum. Yani karşıma çıkanlarda öyle güvendiğim var. Ben de alıyorum yani internetten, belli kimselerden aldım. Gayet de güzel geldi yani. O yüzden sizler de yazın. Yani Instagram'da olur veya Facebook'ta olur arkadaşlar. Yazın, öyle gruplara dahil olun. Bir gözlemleyin. Ona göre çiçek edinebilirsiniz. Evet, şöyle renklerle bitirelim isterseniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tüm hastalara acil şifalar, derdi sıkıntısı olanlara inşallah bol muratlar diyelim. Kendinize iyi bakın. Çiçeklerle, renklerle, huzurla kalın. Allah'a emanet olun.